Afrika'nın Kalahari çölünden herkese merhaba. Bu kızgın Kalahari güneşinin altında ölüm kalım savaşı veren birçok canlı vardır. Burada en güçlüler ve en hızlılar hayatta kalabilir. Karanın en hızlı memelisi olarak bilinen, koştuğunda gözünüzle bile takip etmekte zorluk çekebileceğiniz bu canlının adı Zalim'in oğlu çitalardır. Diğer bütün yırtıcı kediler gibi çitaların da benekli kamuflajları vardır. Bu sayede avlarına daha rahat yaklaşırlar. Gözlerinin altındaki siyah sürme ise tıpkı kaleci Rüştü'de gördüğümüz gibi onları da yoğun güneş ışınlarından korur ve avlarını gözetlemeyi kolaylaştırır. Belki agresif, belki kompleksli ama perdesini kaldırdığında kedi gibi bir hayvandır. O, dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı kara memelisi olarak bilinir. Sadece 3 saniyede saatte 100 kilometre hıza çıkabilir. Bazı milyon dolarlık arabalardan çok daha hızlıdırlar. En yüksek hızdayken adımları 8 metre gibi rekor bir sayıya ulaşabilir. Çünkü omurgaları son derece esnektir ve yüksek hızlı bir takipte uzun kaslı kuyruğu dengeleyici bir dümen görevi görür. Bu zalim, kendi ağırlıklarının 3 katını aşan avları yere serebilir. Çitaları para karşılığı satın alan Arap şeyhleri yüzünden günümüzde Kenya, Somali ve Etiyopya'da 300 kadar çita kaldığını rapor etti. Son yıllarda Orta Doğu ülkelerinde kraliyet ailelerinin üyeleri ve zenginler çita, aslan ve kaplan gibi vahşi canlıları evcil hayvan olarak satın alıyor. Çita Koruma Fonu'nun raporuna göre bölgedeki avcılar dişi çitaları takip ediyor ve yuvadaki çita yavrularının neredeyse tümünü alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 3000'den fazla çitanın evcil hayvan olarak bakıldığı düşünülüyor. Doğal dengeye bu kadar karışan insanoğlu yine zarar vermede başı çekiyor.